hafif, ekonomik ahşap malzemenin deprem testi. İlk defa Türkiye'de, şu anda ilk defa burada yapılacak. Üniversite olarak bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Hocalarımızın bu tür çalışmalarda görev almasını, ülkemizin problemlerini, bölgemizin problemlerini çözmesini destekliyoruz. Riski azaltacak tedbirler, riskin önce analizi, ondan sonra riski azaltacak tedbirler, yani olmadan tedbiri alabilme konusunda asıl olan bilgiden, bilimden istifade edip tedbir almak, risk oluştuktan sonra da ki aşamada da ayrıca bu tespitleri yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip olmak çok çok kıymetli. İşte Karadeniz Teknik Üniversitemiz bu manada 1955 yılında kuruluşundan itibaren ki teknik yönüyle ülkemiz satında ve uluslararası alanda da tebarüz eden bir üniversitemiz. Biz de bu yönüyle gurur duyuyoruz. Mühendislik hesaplarına çok dikkat etmek ve uygulayıcıların da bunu hassasiyetle uygulanmasına dikkat etmek mecburiyeti var. Eğer biz bunları yapabilirsek, o zaman yani şu malzemeden mi yapalım, bu malzemeden mi yapalım, çok problem teşkil etmez. Kerpiç bile kullanabilirsiniz. Ama en çok iki kat kullanırsınız. Yani onun da kendi hesabı var, kendi taşıyıcılığı var, mukavemeti var. Onu da ona göre hesaplamak mecburiyetindesiniz. Kerpiçten de olur, ahşaptan da olur, çelikten de olur, taştan da olur. Bakın taş binalarımız duruyor. Eğer Atatürk Köşkü 1890 tarihlidir. O veya Kostaki Konağı, o da o dönemlerin binaları. Veya 500 senedir ayakta kalan camilerimiz. Bir bakın bakalım. Bunların hepsi taş binalar. Evet hocam, buradaki işlevliliği bize özetler misiniz? Ne yaptınız? Türkiye'de herhalde ilk kez uygulanan bir sistem. Evet, Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi. Bu araştırma projesi kapsamında dünyada yaygın olarak kullanılan yüksek katlı ahşap yapıların ülkemizde yerli ve milli olarak üretilecek malzemeleriyle birlikte yüksek katlı yapılara uygun bir şekilde yerli milli olarak üretilebileceğini göstereceğimiz bir çalışma ortaya koymayı planladık. Ve araştırmamızın neticesinde az önce görmüş olduğunuz gibi yerli ve milli olarak üretilen yapısal ahşap malzemenin Türkiye şartlarında depreme dayanıklı yüksek katlı yapılarda da kullanılabileceğini TÜBİTAK destekli proje kapsamında sonuçlanmasıyla birlikte ortaya koymuş olduk. Bu hem Türkiye için bir ilk, hem de betonarme sektörünün, betonarme ile alakalı olarak artık sürekli beton sektörüne alternatif olarak aranan bir dönemde artık yeni alternatif malzemelerin hangileri olabileceği konusunda bir takım çalışmalarla birlikte ahşabın bunların içerisinde en önemli alternatif olacağını ve ülkemizde de kullanımıyla birlikte yaygınlaşmasını ve farkındalığın artmasını önemsiyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ahmetcan Hocam, sizden de alalım. Artık deneme yapıldı. Bundan sonra süreç için nasıl hayata geçecek, neler olacak, onlardan bahsedelim. Tabii çok önemli bir gün, çok önemli bir deney. Öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra artık ülkemizde betonarme binalara alternatif yenilikçi yapı teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülkemize kazandırılması konusunda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın çok önemli girişimleri var. Biz de bu girişimlerin içerisinde yer alan teknik ekipte yer alıyoruz. Şu an Türkiye'de betonarme yapılara ilave olarak yığma yapılar, çelik yapılar, hafif çelik yapılar, prefabrik yapıların yanında ahşap yapıların da ülkemizde yeni bir sektör olması gerektiğini, ahşap yapılarla depreme dayanıklı bina yapabileceğimizi daha önce bakanlıklara birçok raporumuzda sunmuştuk. Burada da 1001 projemiz kapsamında, TÜBİTAK projemiz kapsamında bu hedefimize ulaşmanın son noktası olan sasma masası deneylerini yaptık. Şu an Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarındayız. Arkamızdaki sarsma masası ülkemizdeki en kapasiteli makinelerden bir tanesi. Şu an gerçekleştirmiş olduğumuz deneylerde
1990 yılından günümüze kadar meydana gelmiş Erzincan depremi, Kocaeli depremi, Van depremi, İzmir depremi, Elazığ, Malatya depremi gibi depremlerin deprem ivme kayıtlarını uyguladık. Buna ilave olarak da Kahramanmaraş depremlerinde meydana gelmiş ve neredeyse 1G'ye yaklaşan ivmeleri de gene en son noktada uygulayabildik. Ve gördük ki binamızın, ahşap yapımızın taşıyıcı sistem elemanlarında herhangi bir hasar oluşmuyor. Ve hasarlar daha çok bağlantı noktalarında ve yapının temele mesnetlenen bölgelerinde, bağlantılarında oluşuyor. Bu bizim için aslında dünya literatürüyle de uygun olan ve bizim de projemizde hedeflediğimiz bir nokta. Bu anlamda çok mutluyuz. Umuyorum ahşap yapılar ülkemizin bundan sonraki geleceğinde yeni yapı teknolojileri olarak yerini alır diye umuyorum. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam, son olarak şiddetinden de bahseder misiniz herhalde? Biraz önce ondan bahsetmeye çalıştım. 1992 Erzincan depremi, 1999 Kocaeli depremi, Van depremi genellikle 0.4G, 0.5G ivme bandında olan depremler. Bu depremleri zaten vurduk. Herhangi bir hasar hiç almadığını gördük. Ama daha sonra meydana gelen bu 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş depremlerinde 1G ivmeye kadar ivmeler görmüştük. O ivmelere de en son deneylerimizde böyle 10 cycle olarak çıkmaya çalıştık. İşte hasar noktaları orada oluştu. Haliyle bizim 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde ve 2016'da yayınlanan Türkiye Deprem haritasında illerimizde oluşması muhtemelen ivmelerin üzerlerinde bir ivme kayıtları uygulayarak bu testi başarılı bir şekilde geçtik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.